Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgi atölyeme, sıcacık yuvama. Bugün burada sizlerle beraber içimizdeki o güzel yolculuğa çıkıp içimizdeki saf ve temiz duyguları keşfedeceğiz. Farkındalıklarımızı artıracağız ve kendimizi nasıl daha iyi insanlar olarak tanımlayabiliriz. İşte tam da bunlar öyle. Yalnız kursuma başlamadan üzere sormak zorunda olduğum çok önemli bir soru var. Nedir hocam? Kursumun ücreti olan 400 oroyu yatırdık mı acaba? Yatırdık hocam. Harika, harika, süper. O zaman herkes hazırsa haydi başlayalım. Ne bekliyoruz ki, öyle değil mi? Şimdi benim söylediğimi lütfen içinizden tekrar ediniz. Ben değerliyim. Ben değerliyim. Ben olduğum gibi iyi ve güzelim. Ben olduğum gibi iyi ve güzelim. Gerçekten harika, harika söylediniz. Aramızda yepyeni bir yüz var. Aramıza yeni katılıyor. Merhaba, hoş geldin genç adam. Merhabalar herkese. Adım Paşa. Bu kendini olumlama akımı çok popülermiş. Yani bence biraz adam silkeleme gibi. Bana öyle geliyor. Kusura bakma. Adam silkeleme gibi geliyor ama buraya netice itibariyle geldim yani. Ah sevgili paşa. Seni ön yargılarınla beraber sıçacık kucaklıyorum. Bize anlatabilir misin acaba? Sorunun ne? Hiç arkadaşım yok. Yani biraz patavatsızım. Ağzıma geleni söylüyorum diyeyim. O yüzden de kimse benimle arkadaşlık kurmuyor. Yani filtresiz, net bir insan olduğum için kimse beni sevmiyor. Asla böyle söylemeyelim ama şundan dolayı mutlu olalım ki hastalığını burada teşhis ettik sevgili paşa. Şifalanacaksın ve şifa başladı. Akışta kal. İşte çok özür dilerim hocam. Bu söylediğiniz cümle tamamen adam silkelemekle alakalı bir şeyler çağrıştırıyor bana. Kusura bakmayın, ben böyle özür dilerim yani. Hiç özür dileme. Lütfen hiç özür dileme benden sevgili paşa. Burada şifalanırken ilk öğreneceğin şey ne biliyor musun? Eğer karşında bir insan varsa ve seni sinirlendiriyorsa ve içinde inanılmaz derecede öfkeler besliyorsan ona şöyle de. Benim için önemlisin, benim için değerlisin. İşe yarar mı hocam? Kesinlikle yarayacak. Akışta kalmanı rica edeceğim. Akıştayım peki. Ve biricim, biricim İbrahimciğim diyeyim sana. Hoş geldin. Acaba sorunun nedir bu sefer? Hocam ben beden olumlama için geldim. Aha. Şimdi sürekli insanların kilomla ilgili alaylarına, dalga geçmelerine maruz kalıyorum. Böyle olunca üzülüyorum tabii. İçime atıyorum, üzülüyorum. Üzülünce de acıkıyorum, yemek yiyorum. Yemek yiyince de yine üzülüyorum. Hadi buyur, üzüldün mü yine? O zaman yine acık yemek yiyorum. Yiyorum, üzülüyorum, sonra yemek yiyorum. Yine üzülüyorum. Bu böyle bir kısır döngü. Bak, bak kısır döngü dedim. Olan oldu. Olan oldu, bak acıktım. Canım kısır çekti işte. Ne yapalım hocam? İbrahim. Daha çok yemelisin, daha çok yemelisin ve üstün daha çok yemelisin. Vallahi mi? Kesinlikle. Aha. Baba, dürüm acaba? Evet. Vallahi mi? Tabii ki. İbrahim şu an o dürümü sok ağzına. Ve istediğin kadar bundan diğer parça al. Ağzımda hocam. Çok iyi. İnsanların seni yargıladığı, alıştıkları ve istedikleri vücut formunda olmak zorunda değilsin. İnsanlar seni kilolu bedeninle de sevmeli ve öylece bağırlarına basmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani sakın bunları dert edip içine atma. Anladım hocam. Asla ne kadar içime atmıyorum. Ya, nasıl atmıyor efendim içine? İçine atmayayım diyor. Koca dürümü sahnesinde içine attı yani. Çok özür diliyorum da arkadaş yani biraz kendine dikkat etmeli gibime geliyor. Bayağı bir sağlık açısından kilo vermeli diye düşünüyorum ben. Paşa, sağlık kafada başlıyor biliyor musun? Eğer İbrahim'in o tatlı canı gecenin üçünde vali kebabımı çekiyor İbrahim. Aa evet. Göm kendini vali kebabı. Gömdüm gitti. Göm. Sabaha karşı beşte canın, iştahın, kafanı künefeye basmak mı istiyor? Sok künefe ya. Bas künefeye kafanı. Oh be. Doyur karnını. İbrahim. Tüm bu söylediklerimi doğru düzgün yaparsan neye kavuşacağını biliyor musun? Hakkın rahmetine. Efendim, canım bak hakikaten yeme yani. Tamam hoca falan da yeme, haline bak. Yani yeni doğmuş, bebek gibi olmuş. Boğum boğmamış lan etlerin metlerin. Gıdığın mıdığın düşecek, önüne düşecek gıdın. Yapma. Yalnız ben biraz kırıldım. Üzüldüm. Çok ne oldu? Acıktım ben. Paşam, az evvel ne demiştik? Sinirlendiğimizde, kızdığımızda karşımızdakini üzmemek için ne diyorduk paşa? Tamam hocam,
Sen benim için değerli. Karşımdaki değerli ve önemli. Baksana mısın lütfen? Bak gözüme kusurlar mısınız? Evet lütfen ağzım, alalım. Üstüme geliyor. Ben hocam şu biliyorum. Ha, evet. Karşımdaki... Lütfen yakmanı sorar mısın? Canım sana bakıyorum zaten bak. Lütfen yani. Karşımdaki değerli ve önemli. Onu uzaktan kucaklıyorum. Tamam sana. Beni kucaklar mısın? Özür dilerim. Tamam ye sen. Kucaklar mısın beni? Tamam gel hadi. Tamam sağ ol. Çok güzel bir sevgi. Çok güzel. Bu ya bu. Tamam özür dilerim. Basit yani. Harika bir ben sevgi. Ben senin iyiliğin için zaten. Harika bir sevgi akışkanlığı yaşandı. Herkesler de gördü. Hepiniz de gördünüz. Akışta kalmaya devam et. Şifan çalışıyor çünkü. Evet. Evet tatlı kız. Sendeyiz. Anlat bakalım. Nedir derdin? Hocam, merhaba. Benim adım Leman. İnsanlar benden uzak duruyorlar. Yani kaçıyorlar. Leman, insanlar benden uzak duruyorlar. Benden kaçıyorlar demeyelim. İnsanlar benim auramı hak etmiyorlar diyelim. Sence insanlar senin auranı neden hak etmiyorlar Leman? Yıkanmıyorum. Ben duş, banyo öyle şeyleri sevmiyorum. O yüzden de kokuyormuşum. Ya öyle diyorlar. Ya sabahtan beri diyorum ki koku nereden? Sen de demin şey oldun, sen de beni demin kokladın. Biraz bu kokuyormuş, korkunç bir koku bu. Paşa, kokuyor demeyelim. Ha. Leman bulunduğu yerde fark ediliyor diye. Tamam. O zaman? Aa, ben de diyorum ki sabahtan beri kim bulunduğu yerde fark ediliyor? İşte, bakın. Bakın ben buna çok üzülüyorum. Hocam sizce sorun bende mi? Leman sorun sende değil. Eski tapınakları gözlerimizin önüne bir getirelim hep beraber. Tapınakları getirelim gözlerimizin önüne. Tapınaklar kirlidir. Tapınaklar eskidir ve son derece pis görünürler. Ama oysaki tapınakların içinde inanılmaz büyük değerler vardı. Yani ben değerliyim o zaman. Efendim? Oh, yaşasın be! Oh. Yaşasın! Tamam esiyor buraya bak koltuk altını. Kaldırmadan koltuğunu seveyim. Bu kadar tamam değerlisin ama yani şey yapma diye yerine. Paşa! Tamam. Yanımdaki karşımdaki önemli ve değerli. Onu uzaktan selamlıyorum. Kucaklıyorum. Selamlıyorum. O da olur. Selamlıyorum da olur beyefendi. Kucaklayabilirsin yani. Tamam. Ama beni kucakladığı gibi Leman arkadaşımızı da kucaklaması gerekiyor. Nasıl arzu edersen. Beni kucaklayabilir misin arkadaş? Hacı sırayla siz başlayın o zaman. Ben niye hemen kucaklayacağım? Hepimiz adına kucaklayacağım. Sensin. Hadi bacım. Sen önemli ve değerli bir insansın. Seni teşekkür ederim arkadaş. Ne güzel. Evet. Sendeyiz pembe şapka. Anlat bakalım. Hocam ben kitap okumuyorum diye insanlar bana cahil muamelesi yapıyorlar. Aa, okumayı bilmiyor musun Mehta? Yok, biliyorum. Okumayı biliyorum ama okumayı tercih etmiyorum yani. Düşünüyorum hocam. Yani milyarlarca bilgi var. Hepsini ben bu kafama nasıl alayım ki? Mümkün değil. Harika. Tercih etmiyorum. Harikasın Mehtap. Harika bir açıklama. Akışta kal. Ruh artık ya. Yalnız Mehtap, benim bir Mimim Gold olarak açtığım ekstra bir atölyem var. Seni daha da fazla şifalandırabilirim. 200 euro katılmak ister misin? İsterim hocam. Vallahi isterim. Sonuçta artık insanların bana cahil muamelesi yapmasından çok sıkıldım. Tabii ki isterim yani. Kesinlikle seni şifalandıracağım. Hı. Akışta kal. 200 euroyu çıkarken bırakırsın. Hocam size de nakit akışı maşallah iyi akıyor yani. Karşımdaki değerli ve önemli biri. Onu kucaklıyorum. Evet Mehtapcığım hazırsan senin için ekstra, şu anda açtığım ekstra kurs başlıyor. Gözlerini kapat, bedenini bana bırak. Sal kendini bana doğru ve sözlerimi tekrar et. Hazırım hocam. Hazır mısın? Hı hı. İnsanların beni eksikliklerimle yargılamalarına izin vermiyorum. İnsanların beni eksikliklerimle yargılamalarına izin vermiyorum. İnsanların beni kötü göstermelerine karşı kayıtsız kalacağım çünkü güçlüyüm. İnsanların beni kötü göstermelerine karşı kayıtsız kalacağım çünkü güçlüyüm. Bugüne kadar hiçbir zaman kaybetmedim. Çünkü ben yarışmadım. Bugüne kadar hiçbir zaman kaybetmedim. Çünkü ben yarışmadım. Vallahi bravo ya. Facebook iletileriyle 400 euroya terapi. Vallahi bravo. Facebook iletileriyle 400 euroya terapi. Oğlum. Ben ağzın doluyken konuşma bir kere. Onu öğrenememişsin daha. Ağzında bir şey var. Hocam ben arkadaşımızdan şikayetçiyim. Siz bizi
yükselttikçe bu adam aşağı çekiyor. Bu ne oğlum? Ramazan çadırı gibi her şey var çantanın içinde. Kileri mi soktun getirdin? Nasıl bir çanta? Hocam bitmiyor. Devamlı. Şimdi ne? Lahmacun falan çıkardı ya. Bak bir şey... Dur canım benim. Bak, ne yapıyorsun? Zorlanma sen. Ben sana zorlanıyorum. Zorlanma. Şunu al şöyle. Şunu da şuraya geçir. Hah, oradan ye. Hadi. Süper ya. Paşa, atölyemde gitgide sivriliyorsun. Asabım bozuluyor. Lütfen benim işime karışma. Sessiz o lafa girme. Kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum ben de sana. Afiyet olsun İbrahim. Arada nefes almayı unutmayın. Evet. Şimdi sırada Kudret var. Hoş geldin. Ne söyleyeceksin bize? Sorunun ne? Hocam, ben hırsızım. Ne? Ne? Hocam hırsız mı dedi? Nereden çık geldi ya? Hırsız mı? Bir saniye. Ama hiçbir yer... Tamam, lütfen sakin olalım. Doğru mu duyduk? Sahiden hırsız mısın? Evet. Ne var? Yoksa siz de mi beni... Siz de mi beni dışlayacaksınız? Yoksa siz de hemen polisi mi arayacaksınız? Hayır. Asla polisi aramayacağız. Hocam nasıl aramayacağız ya? Yani? Paşa, herkes bu dünyaya gelirken istediği mesleği seçmeyi, istediği meslekte başarılı olmayı arzu eder. Bir insan bunları yapamayacaksa niye dünyaya geliyor ki, öyle değil mi? Evet ya, canıma yetti artık. Bıktım herkes tarafından damgalanmaktan da, yargılanmaktan da. Ah Kudret, ah. Seni en son kim yargıladı Kudret? 8. Ağır Ceza Mahkemesi hocam. 8 yılla yargıladı. Katiyen izin vermeyeceksin Kudret. Seni hiç kimse ama hiç kimse yargılayamaz. Nedir yani? Polisten mi kaçsın diyorsunuz şimdi? Anlamadım ya. Ah paşa, ah. Aslında Kudret hırsızlık yapmak için o evlere girmiyor. Girdiği her evde aslında kendi bedenini ait olduğu yeri arıyor, değil mi? Çok net yani onun ait olduğu yer. Bayrampaşa cezaevi yani. Paşa! Hırsız ya bu. Ya. Of ya! Karşımdaki olumlu ve değerli insana önemsiyorum. Kucaklıyorum. Hocam kucaklığa gel. Kucaklığa. Ne o ya? Hocam kucağa gel diyor. Ya beni de kucaklayacaksın. Bu ne ya? Kucak. Tamam, karşımdakini olumlu... İyi hislerle. Karşımdakini iyi hislerle seviyorum. Değerli ve önemli biri o. Kucaklıyorum. Evet, tamam. Tamam, ne yapıyorsun ya? Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz sakinleştiysek sizlerle çok tatlı bir oyun oynayacağız. Tamam. İkişer şekillerdeki gruplarla ayağa kalkıp bir bütün olmanızı rica edeceğim. Tabii ki. İkişer şekilde bütün. Mehtap yalnız kalmasın, ben de sana eşlik edeyim. Yok sen. İkişer gruplar oluyoruz Kudret. Hayır, şimdi anlaşılmayacak bir şey yok. Evet. Bir velize dönün. Hocam ben sizde olabilir miyim? Hadi artık paşam. Evet. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. Söyleyeceğim şeyleri tekrarlıyoruz. Birbirimizin gözlerinin ta içine bakıyoruz. Sen değerlisin. Sen değerlisin. Ben değerliyim. Ben değerliyim. Biz değerliyiz. Biz değerliyiz. Şimdi sıcacık bir kucaklaşma. Ama yok. Şifayı ver. Kucaklaşma yap. Hocam! Yani lütfen ama bunu... Canım bir saniye. Bunu yapmasak kucaklaşmayı. Paşa. Az evvel Leman'la kucaklaşarak ona ne güzel bir şifalanma yaptın, farkında değil misin? Gel bir de buradan bak. Ya siz buradan bakın. Leman şifalayacağım Leman'a diye ölüyüm mü? Böyle bir kokunun tarifi yok diyorum. Ölüyü diriltir. Korkunç bir şey bu kızın. Koltuk altı yaşıyor kızın. Çok kötü kokuyor hocam. Gelin siz bakın. Sen takılma ona Leman. Sen lütfen akışta kal. İşte hocam ne akışı ya? Bunun su akışında kalması lazım. Şelalelerde falan durması lazım gidip. 2 saat duşun altını hiç kıpırdamadan yıkanması lazım. Koltuk altı yaşıyor bunun. Sarım. Can... Dağ gibi adam bayıldı. Bitti bu. Sevgili Kudret ve İbrahim, arkadaşınızı kaldırarak... Ben kaldım. Kim o, sen misin? Dur, dur, get. O kaldırma. Dur get, abi, get, dur ya. Bir defa kokudan bayıldım ya. Tamam abi, sen de kalan. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Şimdi ikinci etaba geçiyorum. Atölyemin çok nadir ve çok kıymetli bir bölümü. Birbirimizin ellerini sıkıca kenetlenecek biçimde tutmamızı rica ediyorum. İnanılmaz bir şifalanma ve olumlama akışı başlıyor şimdi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Gözlerimizi kapatıyoruz ve bütün zaaflarımızdan kurtuluyoruz. Şimdi soru geliyor. Sizin herhangi bir eksiğiniz var mı? Yok. Eksiğiniz var mı? Yok. Eksiğiniz var mı? Yok. Bir dakika ya. Telefonum. Cüzdanım vardı. Lan.
Sen mi aldın cüzdanımı? Paşa çok yanlış yapıyorsun. Hiçbir şey bilmediğin halde suçsuz bir insanı yargılıyorsun. Yok yok. Şimdi hocam boşuna da yargılamıyor adam. Ben almışım. Ama alışkanlık yani. Al. Verir misin? Şimdi ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum şu an. Cüzdanımı almış. Kudret, seni tebrik ediyorum. Bu meslek aşkından ötürü seninle gururlanıyorum. Mesleğini yapmak için çırpınışına bir alkış istiyorum. Vallahi helal olsun. Bravo. Mükemmel. Helal olsun. Kaldırma şu kolunu sen. Yeter ama ya. Yani şurada oturayım dedim. Olumlu. Ya bunu da olumlayamazsın ya. Bu bildiğin suç. Anayasal suç işliyor. Bütün böyle hırsızı mırsızı cahili olumladın ya. Yeter, ben sizin olumlamanıza bana katılmıyorum. İstemiyorum ben. Hayret bir şey ya. Ne haliniz varsa görün. Hayret bir şey. Bir de para istiyorlar. Hocam siz saçınızı elbise mi? Vallahi zombi var orada. Bir şey var orada. Aa. Ağzı yüzü. Aa, geliyor. Aa. Kaçın. Aa. Kaçın. Aa. Ne o ya? Atar, atar. Hoş geldin. Feridun geldi. Feridun bizim çok eski bir müşteri. Çok eski bir danışanım. Arada bir bana danışmak, sorunlarını anlatmak için... Sen sakin ol. Ben anlatıyorum. Sen şey yapma. Tamam bebeğim. Arada bir sorunlarını anlatmak için gelir. Şimdi ona sıç açık bir hoş geldin Feridun diyelim. Hoş geldin Feridun. Aleyküm selam Feridun. Şöyle gel. Zombi ne? Zombi ne? Beyin yiyor bu. Bu insan beynini falan yiyor bunlar. Sen ama rahat ol. Senin bir sıkıntın olmaz da. Ya çok özür diliyorum. Biz az önce bu şeye hoş geldin falan mı dedik hep bir ağızdan? Ne oluyor ya? Aynen öyle. Zombi Feridun. Lütfen sakin olun. Feriduncuğum hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Sağ ol canım. Sağ ol. Ben de bıraktığın gibiyim. Son derece iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Feriduncuğum. Canın sıkkın herhalde. Anlatır mısın bana neyin var? Ne diyorsun? Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Aha öldüm. Hayır öldüm. Ah canım benim. Bir de böyle falan diyor, anlaşıyorsunuz yani bir daha. Bak Feriduncuğum, senin canın insanları ısırmak istiyorsa, insanların bedenlerinden parçalar koparmayı arzuluyorsa ve onları güzelce yiyip lokma halinde yutmak istiyorsan bunu yapacaksın. Seni kimse yargılayamaz. Anladım öyle. Ha, tabii ki. Tabii. Hocam, siz yemek memek deyince benim yine karnım kıyıldı. Tabii. Yani ben yemek söylüyorum. Bir şey isteyen var mı? Ben de bu iş. Yiyor çocuğu ya. Ya sakin. Ay sana da dokundum şu an burada. Bak değil, sakin. Feridun. Feriduncuğum, ben seni çok iyi tanıyorum. Sen tuttuğunu koparan birisin. İbrahim, vücudunu son derece cömertçe paylaşman çok önemli. Senin için bir alkış rica ediyorum. Sahi mi? Elbette öyle. Biliyor musun İbrahim? Bu yara seni çok daha güçlü yaptı. Çünkü neden? Bizi biz yapan yaralarımızdır. Katılıyor musun? Vallahi sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Bu da köpek oluyor. Bu da oluyor o şeyden. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Yeter artık. Çocuk da zombiye bağladı şu an. Ya herkesi olumlayamazsın. İnsanların iyiliği için bazı kötü şeyleri söylemek zorundasın insanlara. Ya şu saçma zombi kaos ortamında beni didaktik didaktik konuşturuyorsun. Yeter artık ya. Lan çık git, bunu da al git. Bu köpeği de al git sen. Gelme lan üstüme. Çık git. Kalkın. Aldım oğlum. Aldım, aldım kokuyu. Vallahi aldım kokuyu. Ana. Zombi bile Leman'ın kokusuna dayanamadı. Kokusuna dayanamadı demeyelim. Leman'ın varlığını bulunduğu yerde fark etti diyelim. Güzel. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele, katılarımıza bedel.